konseye katılacak kişiyi bir sonraki toplantıda göreceksiniz. Polat'ın ekibinden biri mi? Ben yalama adam sevmem. Buraya girebilmesi için en az iki kişinin aday göstermesi ve kimsenin onun varlığına itiraz etmemesi gerekir. Tamam. Senin devletle irtibatın var. Ama konseyde devlet kanadının da güçlü olması lazım. Neyi kastediyorsun İzzet ağa? İstihbarat ve adliye. Muhakkak bağlantımız olması lazım. Buradaki herkesin şahsi dostlukları var. Bu dostlukları konseyin emrine ve hizmetine verecektir. İzzet ağa, biz bu yaşa sıcak yatağımızda uyuyarak değil, geceyi gündüze katarak geldik. Nasıl düşman edindiysek, o kadar da dost edindik. Dostların sana zaman zaman sırt çevirdiler. Doğrudur. Bu tabiatın kanunu. Ama sayemizde bir yerlere gelen dostlar, eğer bizimle dostluklarını sürdürmezlerse, makamlarını onlara dar ederim. Yine de senin dediğini anlıyorum. Sen içimizdeki en tecrübelisin, en temkinli. Saygı duyuyorum. Adliye ve istihbarat tarafımızı güçlendiririz. Evvel emirde burada olmaktan şeref duyayım. Herkesi şahsen tanımazsam da Lıya ben tanıyayım. Herkesin işinin erbabı olduğunu bileyim. Boş koltuğa gözüm takıldığında diyorum ki, Ersoy Ulu Bey bu koltuğa bizim dışarıyla bağlantımızı sağlayacak birini oturtacak. Haşime diyor ki, hangi memleket arkamızda? Amerika mı? İsrail mi? Avrupa mı? Rusya mı? Kim? Sen daha dosdoğru dedin. Benim dediğim, bu memleketlerle bizim münasebetimizi kim sağlayacak? Haşime, bilirsin ki bu memleketlerin teşkil ettiği örgütü Türkiye'de en iyi tanıyanlardan biriyim. 20 senedir de sen beni bilirsin. Güneydoğu'da ne hadiselere şahit oldum. Bu örgütün hizmetine girip de kendi ayakları üstünde durabilen, var olabilen kimse yok. Ama bu örgüte rağmen belli noktalara gelen de yok. Bizim yapacağımız, gücümüzü gösterdikten sonra ayrı ayrı bu memleketlerin desteğini sağlamak. Bunun için İskender Büyük gibi kapı kapı gezmeyeceğim. Onlar bizim kapımıza gelecek. Bizim onlara nasıl ihtiyacımız varsa, onların da bize ihtiyacı var. Zannediyor musunuz ki bu ülkede huzur, istikrar istiyorlar? Yaptıkları, eskiden kullandıklarını kapı dışarı etmek. Yenisine yer açılsın. Bizim bir arada oluşturduğumuz sistem onların eski sistemine yakın. Kurmaya çalıştıkları yeni sistem bu değil diye düşünüyorum. Yaşar Ağa'da bizim her zaman bilgisinden, tecrübesinden faydalanacağımız bir arkadaşımız. O da doğru söylüyor. Bizim konsey yapılanmamız onların eski sistemine benziyor. Ama eskisinden farklı bir özelliğimiz var. Şimdi bizim arkamızda ordu yok. Bizim bizzat ordumuz var. Bizim arkamızda polis yok. Bizzat bizim polisimiz var. Bizim arkamızda medya yok. Bizzat bizim medyamız var. Bizim arkamızda adliye yok. Bizzat bizim adliyemiz var. Bizim arkamızda iş dünyası yok. Bizzat biz iş dünyasıyız.
Ordu nerede? Ben göremiyorum pek. Polis, basın, iş adamı, hakim. Göremiyorum. Bizim göremediğimiz bir şeyleri görüyorsun ki bizi bir çatı altında topladın. Nerede bu gizlediklerin? Hepsini göreceksiniz. Tek tek. Görmediklerinizi size anlatacağım. Bileceksiniz. Şimdi anlatsan, göstersen, herkes daha inançlı oturacaktır koltuğuna. Emin edilsin Hamid'im. Son üyemiz de aramıza katılsın. Öyle. Affınıza sığınarak bir konuyu arz etmek istiyorum. Ordu, basın, adliye, polis için, iş dünyası için çok büyük finans gerek. Ben konsey üyelerinin şahsi servetlerini net olarak bilmiyorum. Ama tahmin ediyorum. Bu mekanda yeterli para yok. Biz kardeşlerimizin zenginliğine zenginlik katmak için buradayız. Her şeyden önce ben size para vaat ediyorum. Türkiye'de benim ordumu besleyecek, hatta onun gibi bir ordu daha kuracak para var. Sana da çok iş düşecek. Biz nakit getireceğiz. Sen de bu parayı katlayacaksın. Ben sadece arkamda Ersoy Ulubey olmak kaydıyla çok büyük para kazandım. Eğer buradaki birlik olursa, Yaşar Ağa'dan toz, İzzet Ağa'dan bilumum kaçak madde alırsam, Haşim Ağa'nın gücünü kullanırsam, adamlarını, iddia ediyorum ki herkesin küçümseyeceği bar ve otopark işinden milyar milyar dolar sağlar. Hem de kısa zamanda. Tabii ki devletin dokunmaması kaydıyla. Devletin savunma sistemi eski muradım. Kendi yol verdiği adamları çizgisini aşınca tasfiye etmelerinden başka bir savunma sistemleri yok. Biz yolumuza çıkan herkesi öldürüp geçeceğiz. Memati Paşa'nın oğlunu öldürdüğümde, hatta kendi ailemi öldürdüğümde, hatta mezarlığa baskın yaptığımızda çok eleştirildim. Bu da yapılır mı denildi. Bunları niye yaptığım çok açık. Düşmanlarımız kaybedecekleri ne çok şey olduğunu iyice anlasınlar. Ve bizim ciddiyetimizi görsünler diye. Bunu da başardık. Bugün ne devlet, ne örgüt, ne de örgütler direkt olarak bizimle çatışmazlar, korkarlar. Yapılan operasyonlarla devletin ellerini kestiler. Biz de bacaklarını keseceğiz. Ta ki küllerimizden yeniden doğana dek. Yeni devleti kurana dek. Herkes
inandığı üstüne yemin edecek. İncil, Tevrat, Kur'an ya da para. Yemin edecek ki sadakatle konseyimize hizmet etsin. İhanet ederse ihanetin bedelini öderken ben bilmiyordum demesin. Üç kitapta da ihanetin cezası bellidir. Paraya ihanet edenin cezası da bellidir. Kitapların en doğrusuna yemin olsun ki ömrümün sonuna kadar sana ve kardeşlerime hizmet edeceğim. Madem en yaşlınız benim, kitapların en eskisine yemin olsun ki ömrümün sonuna kadar sana ve kardeşlerime hizmet edeceğim. Kitapların en güçlüsüne yemin ederim ki ömrümün sonuna kadar sana ve kardeşlerime hizmet edeceğim. Yemin ederim ki ömrümün sonuna kadar sana ve kardeşlerime hizmet edeceğim. Ben bir şeye inanmıyorum. Yüreğim durana kadar sana ve kardeşlerime hizmet edeceğime yemin ederim. Yemin olsun ki ömrümün sonuna kadar sana ve kardeşlerime hizmet edeceğim. Ömrümün sonuna kadar kardeşlerime hizmet edeceğime yemin ederim. Eğer Haşim'i sen yanına almış olsaydın şimdi Ersoy çökecekti. Niye Haşim? Haşim'in silahlı adamı var. Devlette itibarı var. Korucu başılık yapmış adam. Belki 3000 adamı vardır. Ama isterse 30.000 kişiye ulaşır. Ersoy ulaşamaz ama Haşim ulaşır.
Ersoy 30.000 kişiyle mi ordu kuracak? Ne ordusu? Hamit Abdüley'e gel ordunun başına geç demiş. Var mı böyle bir şey gerçekten? Sana bir vazife teklif etmedi mi? Yok, benden çekinir. Hem güvenir hem güvenmez. Nedir peki bu ordu işi? Hamid'in niçin getirildiği anlaşıldı. Abdüley üstünden niye gittikleri de belli. İtirafçıları kullanacaklar. Öf ne diyor. Zaten kullanacaklar. Öyle değil. İtirafçıların önemli bir kısmı büyük şehirlere gönderildi. Özellikle göze batanlar. Geri plana çekildiler. Legal işlerle uğraştırılmaya başladılar. Hücre gibi düşün. Bu hücreler uyutuldu. Kaç kişi vardır Ersoy'un ya da Hamid'in uyanın dediğinde uyanacak? 1000 kişiye rahat ulaşırlar. 1000 kişi büyük rakam. Nereden ulaşıyorlar? Polat Alemdar. Hem devletin içinde hem örgütlerin içinde devletin kullandığı itirafçılar var. 1000 kişi büyük rakam değil. Bu 1000 kişiden her biri de en az 100 kişiyi örgütler. Bunların hepsi afaki. Güneydoğu'da görev yapan devlet görevlilerinin hepsinin kendine mahsus itiraf birliği var. Düşün, örgüt 30 senedir savaşıyor. 30.000 kişi öldü deniyor. Ama örgüt militan sayısı hiç azalmıyor. Domuz bağcıların sayısı da belli bile değil. İnsandan yana sıkıntısı yok. Bugün araştırmaya başlasan, İskender Büyük'ün bile uyuyan onlarca, hatta yüzlerce hücresine rastlarsın. İskender'in hücrelerini harekete geçirmek daha zor. Dediğin gibi 1000 kişi 100'er kişi toplasa 100.000 eder. 100.000 kişiyi neyle besleyeceksin? Bu parayı nereden bulacaksın? Ersoy'un bir planı vardır muhakkak. Parayı nereden bulacak ben de bilmiyorum. Ama parayı bulursa 100.000 kişilik ordusu var diye hesaplayacaksın. 10.000 kişi de devletin maaşını verdiği korucuları özel ekipleri olarak anlayacaksın. Belçika'nın bu kadar büyük ordusu yok. İnanmak, araştırmak, bulmak senin görevin. Sen Ersoy'la İskender'i karıştırıyorsun. İskender'in tek derdi devleti ele geçirmek. Ersoy'un devlet umurunda bile değil. O kendi devletini kurma derdinde. Seninle yan yana gelebilmek için cezaevine girdi. Niye? Çünkü Türkiye'de herkese ait kaset, özel bilgiler bende. Verdin mi Ersoy'a? Ersoy'la sen hücrede kalsam vermez miydin? Benim Ersoy'a verecek tek şeyim var. Güzel bir ölüm. Kasetler kiminle ilgili? Aklından ilk geçen ismi söyle. Herkesin her şeyi var. Kimin ne açığı varsa kaydedildi. Generalin kadın zaafı varsa kaydedildi. Rüşvet alan kaydedildi. Yabancı servislerle ilişkisi olan kaydedildi. Zaten bütün gazetecilerin dosyası, kaseti, belgesi var. Cinayetler var. Her şey var. Ersoy'a bu iyiliği niye yaptın? Çünkü benim de var. Sen işkence işinden, örgütlerle bağlantından yırtarsın. Çekindiğin mi? Domuz bağcılarla çok dosyam var. Bunların yedekleri nerede? Bunların yedekleri yok. Nedir? Sen kimseye bir şeyi toptan vermezsin. İlla ki bir yere kopyalamışsındır. Ersoy onu bulmuştur. Adresi söyle. Abi olay çıkarma. Gözdağı verip gidelim. Haşim bir gelsin.
Erso ile anlaştığını söylerse olayın kralını çıkaracağım, kralını. Buyurun. Nerede koçum ağan? Hadi bekliyoruz da. Haşim ağa burada yok. Nasıl yok? Artistlik yapma, git çağır. Yok dediysek yok. Bir şey diyecekseniz bana deyin. Ben kendisine iletirim. Adın ne senin? Mehmet. Sen arayıp ağana dedin mi Memati baş gelmiş seni görecek diye? Telefonu kapalı. Gözümün önünde ara. Ya buradan çekin gidin, ya ben sizi yollarım. Nasıl yollayacaksın? Bir yolla bakalım. Ben seni buradan canlı yollamam. Geldiğin gibi ayaklarının üstünde git. Cansız yolla işte. Nasıl yollayacaksan öyle yolla. Yürüsene. Abi Hüsnü'yü ara. Ambulans göndersin. Kafayı mı yedin Abdüley? Bırak ölüyorsa ölsün. Haşim'in tek oğlu bu. Nereye ölüyor? Ölme lan. Ölme. Bacağından vurmuşsun oğlum. Bir şey olmaz. Ölme. Kamera mamera varsa bilgisayarı falan sök Abdüley. Çabuk. Haşim'in oğlu olduğuna. Neye geldik, ne oldu? Neye geldik abi? Bunu yapmaya geldik, bu oldu. Ne olduysa oldu, kimse bilmeyecek. Gelmedik, böyle bir şey yaşanmadı. Anladın mı? Ya kamera kayıtlarını aldık. İçeride yaşayan kimse de yok. Bu işi biz yapmadık. Tamam mı Abdüley? Thank you.
Abi ne taraftan? Şu taraftan sanki Cahit. Gir bakalım. Siz burada kanını dökeni kendi kanında boğacağım. Şurası herhalde. Bir bakalım Cahit.
Hastaneye dönmeniz lazım. Bugün çok yoruldum. Nereye gideceksen yarın gidelim. Ya da emret, ben getireyim. İyiyim. Bir ağrı kesici yapsınlar yeter. Bacaklarından olacaksın. Şu işi de bir halledelim. Sonra hastaneye giderim. Efendim, nereye gidiyoruz? Tataroğlu Holding'e. Meslekten atılmış polis. Senin müdürün adamı mıymış? Evet. Kim öldürmüş? Büyük ihtimalle Ersoy'un adamı. Niye? Müdürün gizli kayıtlarının kopyası varmış. Hayırdır Tombik? Yüzük ne? Tek taşımı kendim aldım. Adliyede seni rahat bırakmıyorlar diye mi yüzük taktın? Bunun kolayı var. Yine kilo al, kimse yüzüne bakmasın. Aman Allah korusun. Hala kabus görüyorum kilo olacağım diye. Bilhassa seni çağırdım ki bilgin olsun. Adam müdürün adam. Büyük ihtimalle kasetlerin yerini söylemeden işkence de ölmüş. Sence yakışmış mı? Yüzük kötü ama fikren yakışmış. Kabul edeyim o zaman diyorsun yani. Evlilik teklifi mi aldın? Hı hı. Evet. Kimden? Ferit'ten. Savcı bir arkadaşım. Kabul etmediysen niye parmağına yüzük takıyorsun? Ne o? Kıskandın mı? Çok. Parmağımda unutmuşum. Herhalde hoşuma gitti. Fikren. İnsanların duygularıyla oynamak ayıp. Çok ayıp. Niye? Erkekler bizim duygularımızla oynarken bir şey olmuyor. Ben kimsenin duygusuyla oynamadım. Ya sen değil misin Elif'e evlenme teklif ettikten sonra ertesi gün ölen? Bırak Polat Allah aşkına, hepiniz aynısınız. O zaman kabul etmeyeceksin yani. Bilmiyorum. Düşüneceğim. Ama fikrini merak ediyorum. Hiç kaçırma. Duygusuz, kaba şey. İndirimde elbise ya bu. Kaçırmaymış. İnci Tataroğlu ile görüşeceğim. Randevunuz var mı efendim? Ersoy Ulu Bey geldi deyin. Efendim, Ersoy Ulu Bey gelmiş. Sizinle görüşmek istiyormuş. Ne görüşecekmiş? Söylemedi. Silahlı adamları varmış binanın dışında. Arkadaşlar emniyete haber verelim mi diyorlar. Alın içeri. Peki efendim. Babama haber verdiniz mi? Hayır efendim. Vermeyin. Ama efendim, tedbiren bilgisi olsa iyi değil mi? Gerek yok. Ben sonra anlatırım. Thank you.
Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Nezaket gösterdiniz beni kabul ederek. İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Biraz rahatsızım o kadar. Nasıl yardımcı olabilirim size? Konseyime katılarak. Anlamadım. Konseyimde sizin de olmanızı istiyorum. Ne konseyi? Bu ülkeyi yönetecek bir konsey. Pardon, biraz yoğundum bugün. Belki atladım. Dışarıda darbe mi? Biri de sen olacaksın. Teşekkür ederim. İlgilenmiyorum. Konseyime katılacaksın. Başka şansın yok. Ne yapacaksın? Çocuğumu mu öldüreceksin? Bir altın yollayarak beni tehdit edeceğini mi zannediyorsun? O Davud'u tehdidimdi. Artık torunu Davud'un umurunda değil nasılsa. Kendisi çocuk yapmanın peşinde. Senin ihtirasını biliyorum. Güçlü yönlerini de, zayıf yönlerini de. Bana lazımsın. Eğer sana medya lazımsa babam daha tecrübeli. Git onunla pazarlık yap. Babam başkalarının konseyinde. Her neyse, ilgilenmiyorum. Açık söylemek gerekirse söylediklerini de deli saçması buluyorum. Hasbelkader cezaevinden yırtmış bir insanın hezeyanları. Beni böyle korkutup yayınlarımızı değiştirmeyi düşünmen de şahsım adına çok üzücü. Çünkü kim sana beni anlatmışsa yanlış anlatmış. Hasbelkader, cezaevinden yırtan bir tek ben değilim. Yarım saatim var. Anlamadım. Yarım saat içinde savcı Leyla Türkmen odasındaki zarfı açacak ve içindeki CD'yi seyredecek. Düşün ki sana düşman bir kadın savcı senin kocanı öldürmeni seyrediyor. Hasbelkader cezaevinden yırtabilir misin? Bu tamamen yalan. Ben kocamı öldürmedim. Teklifimi yaptım. Ya benim kapımda olacaksın ya da paşa kapısında. Bilmiyorsan söyleyeyim. Paşa kapısı cezaevi. Babam binada mı? Evet İnce Hanım. Bağlasana. Hemen İnce Hanım. Sağ olasın yeğenim. Afiyet olsun. İyi hoş da hani bu şekerleri? Dayı kusura bakma. Bin kere tembih ediyoruz ama arkadaş anlamıyor. Kendisi Veliaht Prens ya. Kemiği biraz kalın. Zaza dayı şekersiz tatsız bir şey yiyip içmez. Sevmem tatsızlığı. Özür dilerim. Hmm.
Eğer hanım, af çıktı mı? Ne affı dayı? Elimde seninkiler affetti mi? Yok dayı, biraz zor o iş. Elim değilsin. Ya bir çikolata yaptırıp gelsinler, uzatılacak bir şey değil ki. Nasıl değil dayı? Ne zamandır bu Abdül'ün, Memati abinin yaptıkları beni aştı. Sibo bayarı yapı değilsin yani elemde. Çok mu havalandılar? Hem de nasıl. Ben bu kolumu kaybettiğimden beri bu müessesenin dengesi kaydı. Abdül'le Memati abiyi anca dengeliyordum. Kararını verdin mi Zazan? Ve aleyküm selam. İyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? Sana bir şey sordum. Verdim kararımı. Dinliyorum. Tabii ki senin adamınım. Hele de böyle güç kaybettiğin bu günlerde bizde olmasak. Nereye, kimle gideceksin? İyi. İlk vazifen Zülfikar'ı ayağa kaldırmak. Adamınım dedim. Ben demedim ki deli doktoruyum. Mütemet gibi. Adamımsan ne diyorsam yapacağım. Ya Zülkif'i Allah'a devirmiş. Ben nasıl kaldıram? Ben anlamam. Git koluna gir. Sana ihtiyacımız var de kaldır. Ya ben düşmüş adam sevmeyeyim abi. İnsanın içini karartırlar ha. Abi Haşim Han'ın mekanı basılmış. Oğlunu öldürmüşler. Kim yapmış? Bunu soracak ne var? Tabii ki Memdugil. İsten gidem Haşim'i kaldıram. Kendi kalkarsa ortalık kan gölüne döner ha. Ara Memduha'yı. Neredeymiş öğren Mücahit. Tamam abi. Böyle bir şey saklanmaz ki. Şimdi gidip sıcağı sıcağına da söylenmez ki. Ne diyeceğiz Abdüley? Seni getirtmek için gidip Haşim'in oğlunu mu vurduk diyeceğiz? Abi ben vurdum. Seni beni var mı Abdüley? Beni kurtarmak için vurdun. Abi bana izah etmenin ne önemi var? Abiye de ne diyeceksin? Yüzümüze bakmaz, anlamıyor musun? Zaten bakmıyor. Haklısın kardeş. Bize saklamak da yakışmaz. Neyse ne. Gideceğiz, yaptığımızı anlatacağız. Şimdi yüzümüze bakmıyor. Anlattıktan sonra bir ömür bakmaz. Canı sağ olsun. Abdüley! Hadi. Bizim adliye muhabirimiz kim? Ona söyle, adliyede küçük bir işim var. Girişte beni bulsun, söyler misin? Hı. Hoş geldiniz canım, buyurun. Buyurun canım.
Savaş, sana güvenebilir miyim? Tabii ki İnce Hanım. Biri benimle uğraşıyor. Hemen suç duyurusunda bulunalım. Yok, öyle değil. Özel hayatımla ilgili bir şeyi savcı hanıma yollamış. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Ama yine de kimsenin benimle ilgili bir şeyi görmesini istemiyorum. Rica edelim savcı hanımdan. Odasında değil galiba savcı. Odasından alabilir miyiz? İnce Hanım, bu çok tehlikeli. Biliyorum. İçine bakalım. Eğer lüzumsuz bir şeyse ben bizzat ellerimle iade ederim. Savcıya da durumu anlatırım. En azından şansımızı denemiş oluruz. Savcı kim? Leyla, Türkmen. Sizin haberinizden sonra hepimize kan kusturdu. Çok ters bir savcı. Tamam Savaş, ben kendim yaparım. Hayır İnce Hanım. Ben sadece uyarmak için söylemiştim. Tamam baba, eyvallah. Görüşürüz. Leyla Hanım yoldaymış. Birazdan adliyede olacakmış. Vaktimiz var o zaman. Çok az. İbrahim abi. Koçum, bugün haberlik bir şey yok. Leyla Hanım burada mı? Yok, gelir ama. İbrahim abi. Eğer savcı hanım geç gelmeyecekse İnce Hanım'ı onun odasında misafir edebilir miyiz? Abi, başka gazetelerden arkadaşlar görünce ayıp oluyor. İnternette bir sürü dedikodu yapıyorlar. Oğlum, siz de bir çenenizi tutun. Buyurun. Bir şey içer misiniz? Yok, teşekkür ederim. Sen de mi burada duracaksın? Yok abi. Ben İnce Hanım'a bir şey söyleyip çıkacağım. Tamam. Sen al yanına. Ben bina dışında alırım senden. Hadi git, şüphelenmesin sen de. Tamam. Abi çok teşekkür ederim, büyüksün. Savcının patronuna gıcık oluyor, haberin olsun. Abi biliyorum, o da zaten düzeltmeye gelmiş durumu. Görüşürüz abicim, eyvallah. Güle güle. Usta nerede? Odasında. Kim var yanında? Kim kaldı ki? Sen de ters ters konuşma Cahit ya. Usta, müsait misin? Değilim. Kitap yok elinde. Demek ki müsaitsin. Gel Abdüley. Ne var Memati? Ters bir şey mi oldu usta? Duydunuz mu Ersoy'un yaptığını? Ne yapmış şerefsiz? Abi. Haşim'in evini basıp çocuğunu öldürmüş. Yapma usta ya. Memati abi. Hep benim yüzümden Abdüley. Daha fazla konuşup ustanın asabını bozma. Tabii ki hep senin yüzünden. Nereye usta? Memduha. Sana ne Memati? Yok, o açıdan değil. Ersoy Haşim'le anlaşmıştı. Niye onu vurdu ki? Memduh'un üstüne bırakmak için. Cahit, yürü gidiyoruz. Ne
Duydun mu Abdüley? Ne yapıyorsun abi sen? Abdüley kes sesini. Olan oldu. Kalsın Ersoy şerefsizine. Siz ne yapıyorsunuz burada? Erhan ustaya sabah geldiğimizi söyledin mi? Yo. Yine bir şey mi yaptınız? Ne yapacağız oğlum? Gelip gittiğimizi söyle ki pişman olduğumuzu anlasın usta. Abi bu Haşim'in oğlu meselesiyle bir alakanız yok değil mi? Haşim'in oğluyla da Haşim'le de bir meselemiz yok. Meselemiz Ersoy'la. Abdül? Baba Memduh'un canını yakacaklar. Biz ne güne duruyoruz oğlum? Mm-hmm.